Tekrar merhabalar, spor haberleriyle karşınızdayız. Süper Lig'in 20. haftası tamamlandı. Alınan sonuçlar, oluşan puan durumu ve gelecek haftanın maç programıyla başlıyoruz. Süper Lig'in 20. haftasında alınan sonuçlar şöyle. Fenerbahçe 2, Göztepe 0. Evkur Yeni Malatya Spor 1, İstikbal Mobilya Kayseri Spor 1. Kasımpaşa 1, Demir Grup Sivas Spor 3. Trabzon Spor 1, MK Ankara Gücü 0. Aytemiz Alanya Spor 1, Galatasaray 1, Büyükşehir Belediye Erzurum Spor 0, Çaykur Rizespor 1, Akhisar Spor 0, Medipol Başakşehir 3, Antalya Spor 2, Beşiktaş 6, Bursa Spor 0, Atiker Konya Spor 0. Alınan bu sonuçların ardından oluşan puan durumunda Medipol Başakşehir 44 puanla zirvedeki yerini korudu. 36 puanlı bulunan Galatasaray 2. 33 puanlı Beşiktaş 3. sırada yer aldı. Puanını 24'e yükselten Bursa Spor 11. sırada, 23 puanlı Fenerbahçe 12. sırada. Ligin son 3 basamağında ise 20 puanlı Ankara Gücü 16. 17 puanlı iki takımdan Büyükşehir Belediye Erzurum Spor 17. Akhisar Spor 18. sırada yer aldı. Süper Lig'in 21. haftasının maç programı şöyle. 8 Şubat Cuma 20.30 İstikbal Mobilya Kayseri Spor Fenerbahçe 9 Şubat Cumartesi 16. Medipol Başakşehir, Büyükşehir Belediye Erzurum Spor, Çaykur Rizespor, Antalya Spor. 19. Beşiktaş, Bursa Spor. 10 Şubat Pazar, 13.30. Atiker Konya Spor, Evkur Yeni Malatya Spor. 16. Göztepe, Aytemiz Alanya Spor. 19. Galatasaray, Trabzon Spor. 11 Şubat Pazartesi, 20. MK Ankara Gücü Kasımpaşa, Demir Grup Sivas Spor, Akhisar Spor. Bursa Spor Süper Lig'in 20. haftasında evinde Atiker Konya Spor'la 0-0 berabere kaldı. 75. dakikada Seve'nin golü VAR nedeniyle iptal edildi. Yeşil Beyazlar bu sonuçla üst üste 5. toplamda ise 12. beraberliğini aldı. Bursa Spor Süper Lig'in 20. haftasında evinde Atiker Konya Spor'u konuk etti. Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan mücadelede teknik direktör Samet Aybaba, sahaya Muhammed, Barış, Vergini, Ertuğrul, Umut Meraş, Bahçı, Aytaç, Yusuf, Tunay, Latovlevic ve Umut Nayir ilk 11'ini sürdü. Maça hızlı başlayan taraf Konya Spor oldu. 1. dakikada orta alanda buluştuğu topla ceza sahası içerisine giren Ömer Ali'nin şutunu kaleci Muhammed kurtardı. Hemen ardından Latovlevic'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisindeki Aytaç'ın vuruşu direkten döndü. 34. dakikada Traore'nin ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Yahovic'in aşırtma şutunu Muhammed son anda kornere çeldi. 41. dakikada Seve'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Jevtovic Vergini'yi çekince müsabakanın hakemi penaltı noktasını gösterdi. 43. dakikada topun başına geçen Umut Nayir penaltı atışından yararlanamadı. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda rakip kalede gol arayan Timsah birçok pozisyondan yararlanamadı. 57. dakikada Latovlevic'in sol kanattan içeriye ortaladığı topta Umut Nayir'in kafa vuruşunu Serkan son anda kurtardı. 62. dakikada Seve'nin pasıyla hareketlenen Umut Nayir rakibinden sıyrılarak müsait durumdaki Yusuf'a topu aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Yusuf'un şutu yandan out'a çıktı. 75. dakikada Barış'ın sağ kanattan ortaladığı topta Serkan topu elinden çıkardı. Seve meşin yuvarla ağlara gönderdi. VAR'a giden müsabakanın hakemi Buran Serkan'a faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal edince Bursa Spor maçtan 0-0 beraber ayrıldı. Şimdi maç sonuna gidelim ve yapılan açıklamaları birlikte izleyelim. Kazanmayı çok istedik bugün. Çok da mücadele ettik ama futbolda olan şeyler. Yine beraberlik olan şeyler bunlar. Her şeye rağmen mücadele etmeye çalışıyoruz. Onu göstermeye çalışıyoruz yani. Bizim görüşümüzde tabii ki faul yok ama hakemin görüşü yani. Önemli olan oydu. Ben hiç kaleciye bile bakmadım yani. Topa bakarak gittim oraya. Diğer rakip kambura yatınca %100 kaleciye doğru gitmek zorunda kaldım. Ona da faul çaldı. Yapacak bir şey yok. Umut geldi. Umut alalım mı kısa bir şey? Yine şanssızlıklar her zaman olduğu gibi devam ediyor. Yine VAR'dan golümüz iptal oldu. Penaltı kaçırdık. Çok iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum bugün. Tek kaleye top oynadık. Ama yine olmuyor yani. Anlamadım. Bir şekilde girmiyor top.
Devam edeceğiz çalışmaya. Yapacak bir şey yok. Elimizden geldiği kadarıyla devam edeceğiz, çalışacağız. İnşallah Bursaspor'u hak ettiği yere taşıyacağız. Söyleyecek pek bir şey de bulamıyorum. Oyuncularımı kutluyorum. Gerçekten inanılmaz mücadele ediyorlar. Futbolun içinde her şeyi doğru yaparsınız. Bir takım şansların da yanınızda olması lazım. Tek küçük eksiğimiz var, beceri biliyorsunuz. Orada bazı sorunlarımız var. Onun dışında sahanın her yerinde mücadele etti arkadaşlarımız. Oyuncularımın çoğu biliyorsunuz nereden geldiğini, nasıl gelişmeye çalıştığını. Onların hepsiyle gurur duyuyorum ben. Keşke skorlara yansısaydı bunlar. Eğer yansıyabilseydi şu anda ligin en konuşulan, en çok değer olan takım haline gelirdik. Biz içindeki her şeyi planlıyoruz, yapmaya çalışıyoruz, çok mücadele ediyoruz. Bir tek benim ricam var, dışarıdaki hesaplaşmayı futbolun içinde yapmayalım. Yapılması gerekiyorsa başka yerlerde yapılsın. En azından bu kadroyu biraz daha rahat bir şekilde korumaya çalışalım. Çalışmaya devam edeceğiz. Artık ne zaman 3 puanla tanışırsak o zaman bu mutluluğu daha çok yaşayacağız. Oyunun bütününe bakıldığı zaman aslında oyun öncesinde çok net bir şekilde gözüküyordu. Gerek Bursaspor'un oyun tarzı, gerek ihtiyacı. Hemen bir maçlık bir avarajı var sadece düşme hattının üzerinde. Sıkıntılı pozisyonda. İhtiyaçlar maçtaki özellikle oyun anlamındaki şiddeti çok arttırdı. Biz de ihtiyaç sahibiydik ancak tabii ki yaşamsal durum biraz daha doğal olarak öne geçiyor ve Bursa bir futbol şehri. Taraftarının da verdiği büyük güçle beraber bizim özellikle sağ maç öncesi planladığımız yararlanabileceğimiz zaafları konusunda biraz bizi devre dışı bıraktılar. Bursaspor, Atiker Konyaspor, U21 takımları da karşı karşıya geldi. Ligde zirve yarışı veren Bursaspor, mücadeleden 0-0 eşitlikle ayrılarak 43 puanla 3. sırada yer aldı. U21 liginde zirve yarışı veren Bursaspor, 20. hafta mücadelesinde Atiker Konyaspor'u ağırladı. Vakıfköy Orhan Özselek tesislerinde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda rakip ceza sahasında baskılı bir oyun sergileyen genç timsahlar golle buluşamayınca mücadeleden 0-0 eşitlikle ayrıldı. Bursaspor 43 puanla Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından 3. sırada yer aldı. Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçları yarın başlayacak. Trabzonspor, Ümraniyespor'u konuk edecek. Program ekranlarınıza geliyor. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maç programı şöyle. Salı 20.30 Trabzonspor, Ümraniyespor. Çarşamba 18.30 Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe 20.30 Galatasaray, Hatayspor. Perşembe 20.30 Akhisarspor, Kasımpaşa. Antalya Spor maçına 82. dakikada giren Beşiktaş'ın yeni yıldızı Kagawa 4 dakikada 2 gole imza atarak Süper Lig'in 20. haftasına damga vurdu. Japon futbolcunun oyuna girdikten 17 saniye sonra gol atması da bir rekor oldu. Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş'ın Antalya Spor'u 6-2 yendiği maça oyuna sonradan dahil olan Shinji Kagawa damga vurdu. Oyuna girer girmez 3 dakika içerisinde 2 şutta da golü bulan Japon Yıldız, oyuna girdikten sadece 17 saniye sonra gol atmasıyla da uzun yıllar kırılamayacak bir rekor kırdı. Güzel bir başlangıç yaptığını belirten Kagawa, rüya gibi bir başlangıç oldu. Sonraki maça hazırlanacağız. Takım arkadaşlarım mükemmel diye konuştu. Kagawa'nın performansı da dünya basınının manşetlerini süsledi. Japonya'nın 2 milyon tiraja sahip günlük spor gazetesi Nikkan Sports, Kagawa'dan 2 dakikada 2 gol, Türkiye'de herkesi şaşırtan siftah başlığıyla özel haber yayınladı. Haberde 82. dakikada bir deneme için oyuna girmişti. Ama 2 şutla farkını ortaya koydu. Kendini ispatladı, değerlendirmesine yer verdi. Günün öne çıkan gelişmelerinden derlediğimiz spor turuyla devam ediyoruz.
Spor Toto birincilik ekiplerinden Giresun Spor'da teknik direktör Ümit Özat'la yolların ayrıldığı bildirildi. Kulüp başkanı Sacit Ali Eren yaptığı yazılı açıklamada Ümit Özat'la karşılıklı anlaşarak yolları ayırdıklarını belirtti. Karadeniz temsilcisinde bu sezon göreve gelen 3. teknik adam olan Ümit Özat, takımın başında çıktığı 3 maçta 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. La Liga ekibi Valencia, 29 yaşındaki İspanyol futbolcu Parejo'nun sözleşmesinin 30 Haziran 2022'ye kadar uzatıldığını duyurdu. Parejo'nun serbest kalma bedelinin 50 milyon avro olarak belirlendiği açıklandı. Takım kaptanı Parejo, 2011'den bu yana forma giydiği Valencia'da bu sezon 30 maça çıktı ve 6 gol 4 asistlik performans sergiledi. NBA'de forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman, 4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde kanserle ilgili farkındalık ve bilinç düzeyinin artmasını sağlamak amacıyla video çekip kök hücre nakli çağrısı yaptı. Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, "Bağışçı ol, umut ol" sloganıyla farkındalık ve bilinç düzeyinin arttırılması gerektiğine dikkat çekti. Kök hücre nakli, kanser ölümlerinin önüne geçmek için büyük bir adım. Nakil için 3 tüp kan vererek dünyanın dört bir yanından nakil bekleyen hastaların gülümsemesi olabiliriz. Yaşamına dair umudu kesilen Emiliano Sala'nın 22 Ocak'ta kaybolan uçağının enkazı Manş Denizi'nde bir arama botu tarafından bulundu. Enkazda bir de ceset tespit edildi. 22 Ocak'ta kaybolan Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın da içinde olduğu enkazı bulunan uçakta bir ceset tespit edildi. İngiltere Hava Kazaları Araştırma Birimi, sualtı görüntülerinin bulunan enkazın Sala'yı taşıyan uçak olduğunu doğruladığını ve enkazda bir cesedin tespit edildiğini bildirdi. Uçağın enkazının uzaktan kumandalı bir sualtı aracıyla görüntülendiği belirtilen açıklamada, bundan sonraki adımların kazazedelerin aileleri ve polis de yapılacak istişarenin ardından kararlaştırılacağı bildirildi. Bültenimizin sonuna geldik. Hoşçakalın.